Sevgili öğrenciler, Devran Koleji uzaktan eğitim derslerine soru çözümleri üzerinden konu tekrarı yaparak devam ediyoruz. Hafta sonu çalışmaları etkinlik kitabının 24. fasikülündeki Türkçe kısmı ile başlıyorum. Karşımızda bir metin var. Önce bu metni okuyacağız, daha sonra metne göre verilen soruları cevaplayacağız. Küçük kızın armağanı. Adam 3 yaşındaki kızına pahalı bir hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için kızmıştı. Küçük kız, koskoca bir paket altın yaldızlı kağıdı bir kutucuğu eğri büğrü sarmak için kullanmıştı. Bayram sabahı küçük kız paketi getirip, "Bu senin babacığım," dediğinde babası üzüldü. Bir gece önce yaptığından utandı. Ancak paketi açınca yeniden öfkelendi. Kutunun içi boştu. Kızına yine bağırdı. Birisine bir hediye verdiğinde kutunun içinde bir şey olması gerekir. Bunu da mı bilmiyorsun? Küçük kız gözlerinde yaşlarla babasına baktı. O kutu boş değil ki baba, dedi. İçini öpücüklerimle doldurmuştum. Adam öyle fena oldu ki gitti, kızına sarıldı. Adam yaptığından utandı ve o kutuyu ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda sakladı. Ne kadar duygulu bir yazıymış değil mi sevgili çocuklar? Birinci soruyla başlayalım. Küçük kıza babası niçin kızmış? Evet sevgili öğrenciler, niçin kızmıştı? Bakın burada hep birlikte görmüştük. Pahalı bir hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için kızmıştı. O halde birinci sorunun cevabı olarak babası küçük kıza pahalı hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için kızmış diye yazıyoruz. Ve ikinci soruya geçiyoruz. Küçük kız nasıl bir paket hazırlamış? Nasıl bir paket hazırlamıştı? Eğri büğrü sardığı bir paketti değil mi? Bakın sevgili öğrenciler. O da burada. Altın yaldızlı kağıdı kullanarak ve yazıyoruz. Küçük kız yaldızlı kağıtla küçük bir kutuyu eğri büğrü sarmış. Üçüncü soruya geçiyorum. Küçük kız hediyesini ne zaman vermiş? Ne zaman vermişti sevgili çocuklar? Evet bakın burada bayram sabahı vermişti. O halde yazalım. Küçük kız hediyesini bayram sabahı vermiştir. Babası kutuyu açınca neden kızmış? Neden kızmıştı? Bakın şurada görüyoruz öfkelendi. Neden? Çünkü kutunun içi boştu. Babası kutuyu açınca kutunun içi boş olduğu için kızmış. Ve son soruya geçiyorum. Babası kutuyu ne yapmış? Evet sevgili çocuklar ne yapmıştı? Ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda saklamıştı. O halde son sorumuzun cevabını da yazalım. Babası kutuyu ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda saklamış. Ve diğer sayfaya geçelim. Sevgili çocuklar, gök cisimlerinin üzerindeki sözcükleri inceleyelim. Yazımı doğru olan sözcükleri yeşil rokete, yanlış olanları kırmızı rokete yazalım. Sevgili çocuklar, herkes z ile değil, s sesiyle biter. Dolayısıyla ilk yanlış yazılan kelimemizi buluyorum ve ben bunu kırmızı roketle eşleştiriyorum. Tren sevgili öğrenciler, t ve r seslerinin arasında sesli harf, yani bu gördüğümüz i sesi yoktur. Dolayısıyla yanlış yazılmıştır ve onu da alıyorum, kırmızı rokete götürüyorum. Kravat, evet doğru yazılmış bir sözcük olduğu için yeşil rokette yerini alsın. Yalnız, yine doğru yazılmış bir sözcük olduğu için yeşil rokete götürüyorum. Yanlış, sevgili çocuklar, bu şekilde mi yazılırdı? Hayır. Neden? Çünkü bakın şurada gördük zaten az önce karşımıza çıkmıştı. O halde bu yanlış yazılan kelimeyi de ben kırmızı rokete götürüyorum. Telefon, evet telefon doğru yazılmış bir sözcük olduğu için yeşil rokete götürüyorum. Grup, sevgili öğrenciler, G ve R seslerinin arasında U yoktur. Grup değil, grup olacak. Dolayısıyla yanlış yazıldığı için kırmızı rokete götürüyorum. Futbol,
Sanırım futbol demek istemişler. Futbol değil, futbol olacak. Dolayısıyla bu da yanlış. Mide. Sevgili öğrenciler, yumuşak G yoktur burada. O halde o da yanlış yazılmıştır. Teleskop. Teleskop doğru yazılmış bir sözcük olduğu için yeşil rokete götürüyorum. Spor. Sevgili öğrenciler, spor arada i sesi yoktur. Spor diye yazılır. Yanlış yazıldığı için kırmızı rokete götürüyorum. Öğrenci. Öğrenci. Evet, arada yumuşak g vardır ve doğru yazılmıştır. Yeşil rokete götürüyorum. Ve sanırım son kelimemiz, evet, kırtasiye. Kırtasiye doğru yazılmış bir sözcük olduğu için yeşil rokete götürüyorum. Ve diğer sayfaya geçerek devam ediyorum. Matematik kısmına geldik sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen şekillerin yarısını boyayalım. Bir bütünün içerisinde iki yarım vardı, değil mi? Tam ortadan böldüğümüzde, iki eşit parçaya böldüğümüzde yarımları elde ederdik. Dolayısıyla ben şimdi bunları ortadan ikiye böleceğim ve bir parçasını boyayacağım. Yani yarısını boyayacağım. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Aşağıda verilen şekillerin çeyreğini boyayalım. Sevgili öğrenciler, bir bütün içerisinde 4 adet çeyrek vardı ve ben bunlardan bir tanesini boyadığım zaman bu şekillerin çeyreğini boyamış olurum. Serap Hanım evine gelen her misafirine yukarıdaki şekilde olduğu gibi çeyrek pasta ikram etmiştir. Buna göre Serap Hanım'ın evine kaç misafir gelmiştir? Sevgili öğrenciler, eğer burada verilenlerin her gördüğüm her bir dilim bir çeyrekse biz şunu öğrenmiştik. 4 çeyrek bir bütün yapıyor, değil mi sevgili çocuklar? O zaman daha doğrusu önce şöyle yapalım. Evine kaç misafir gelmiştir? Önce tek tek her bir çeyrek dilimi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her bir misafire bir çeyrek dilim verdiğine göre evine 12 misafir gelmiştir. Serap Hanım misafirlerine kaç bütün pasta ikram etmiştir? Sevgili çocuklar, 4 tane çeyrek dilim. Yani şöyle gruplamaya başlayalım. 4 çeyrek dilim bir bütünü oluşturuyorsa, evet, sizlerin de gördüğü gibi kaç bütün oluşmuş oldu burada? 3 bütün oluşmuş oldu burada. Dolayısıyla 3 bütün pasta ikram etmiştir. Ve son soru. Serap Hanım'ın sonradan gelen 4 misafiri için kaç bütün pastayı kesmesi gerekir? Sevgili çocuklar, 4 misafiri gelecekse 4 çeyrek dilim bir bütüne eşitse bir bütün pastayı kesmesi gerekir diye yazıyoruz ve diğer sayfaya geçiyoruz. Atatürk'ün okuduğu okulların adını sırasıyla yazalım. Sevgili öğrenciler, Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, mahalle mektebiyle eğitim hayatına başlıyordu. Daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu'na gidiyordu. Ve Selanik Mülkiye Ortaokulu, çok eskilerde ortaokuluna Rüştiye de denirdi. Daha sonra lise olarak Manastır Askeri Lisesi'ne gitmişti. Ve son olarak üniversiteyi de Harp Akademisi olarak üniversiteyi de Harp Akademisi'nde okumuştu. Ve devam ediyorum. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gerekenleri bulmacaya yazalım. Atatürk'ün babasının adı neydi sevgili çocuklar? Atatürk'ün babasının adı Ali Rıza Efendi'ydi, değil mi? Evet, o zaman ben şurada bir numaraya hemen yazıyorum. 2. Atatürk 1881 yılında nerede doğmuştu sevgili çocuklar? Evet, Yunanistan'ın Selanik şehrinde doğmuştu, değil mi? 3, şurada önce 2 numaralı boşlukları dolduralım. Ve 3 numara. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda düşmanın çıkacağı yeri tahmin etmesi neyi gösterir bize? İleri görüşlü olduğunu, değil mi? Olabilecekleri daha önceden tahmin etmesi ileri görüşlü olduğunu gösterir.
yazıyoruz ve burada bulmacamıza yerleştiriyoruz. İleri görüşlü diye. Dördüncü sorumuz, Atatürk'ün kız kardeşinin adı neydi sevgili çocuklar? Makbule idi değil mi? O zaman 4 numaraya da 4 numaralı boşluğa da Makbule'yi yazıyoruz ve son soruya geçiyoruz. Mustafa'ya matematik öğretmeni tarafından Kemal adı verilmişti değil mi? Evet ve onu da 5 numaralı kutucuğa yerleştiriyorum. Bugünkü dersimiz sona erdi sevgili öğrenciler. Bir dahaki sefere tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.